Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, hadis usulü dersimizde zayıf hadis çeşitleri üzerine duruyorduk. Zayıf hadis denilince biz sıhhat derecesini yitirmiş, 5 tane sıhhat şartı olan şartlardan herhangi birisini ya da birkaçını yitirmiş hadislere zayıf hadis diyorduk. Bilindiği üzere sayı hadislerde 5 şart vardı. Bunlar ravide adalet, her yönüyle adil olması, ravide zaptın tam olması, ezberinin kusursuz olması, senedinin muttasıl olması, herhangi bir kopukluk bulunmaması, hadiste şaz ya da zıt unsurların bulunmaması, bir de illetli olmaması. Dış görünüşü itibariyle sahih gibi görünüp de içinde bu sıhhati yitirecek herhangi bir kusurun bulunmaması. Hasan hadiste sadece zaptı kusurlu olan bir ravinin rivayet ettiği diğer şartları aynen sahih hadis şartlarını taşıyan rivayetlere biz hasan hadis diyorduk. Zayıf hadis ise sıhhat şartını 5 tane bulunan herhangi bir şartın eksikliği ve kusuru sebebiyle hadis zayıf oluyordu. Ravideki kusur sebebiyle biz 10 çeşit zayıf hadis üzerine duruyorduk. Bunlardan mevzu hadisi, metruk hadisi, münker hadisi, muallel hadisi ve müdreç olan hadisleri ele almıştık. Bu dersimizde maklup hadis üzerine duracağız. Maklup, lügatte tersine çevrilmiş, kalbedilmiş, altı üstüne veya içi dışına döndürülmüş, değiştirilmiş, başka bir şekle sokulmuş anlamındadır. Mesela yemeklerde de maklube, altını üstüne çevirmeye, üstünü altını getirmeye de bir nevi yemeğin adı olarak ters çevirmeyi ifade etmektedir. Hadis ıstılahında ravi zincirindeki bir şahsın isminin önce geçmesi gerektiği halde sonraya bırakılması, sonra geçmesi gereken ismin de önce zikredilmesi veya aynı şeyin hadis metni üzerinde yapılması halinde ortaya çıkan hatalı rivayete maklup hadis denilmektedir. Bazen ravi dikkatsizlik, hata, vehim gibi sebeplerle isnattaki yahut metindeki kelime ya da cümlelerin yerlerini değiştirebilir. Takdim tehir yapabilir. Hadisleri birbirine karıştırıp alt üst edebilir. İşte bu çeşit bir muhalefet ile zıtlıkla rivayet edilen hadise maklup hadis denir. Maklup hadisin zayıf sayılmasının sebebi ondaki takdim tehir ve bir şeyin diğeri ile değiştirilmesi suretiyle meydana gelen bir hatadır ve ravideki bir zapt kusurunun neticesidir. Maklup hadis, sahih olarak rivayet edildiği şekilden başka bir hale sokulduğundan dolayı muhaddisler bu tür hadisleri zayıf kategoride değerlendirmişler ve zayıf saymışlardı. Bu değişiklik hadisin aslını, orijinalitesini bozduğu için hataya sebep olmaktadır. Maklup hadiste vuku bulan yer değiştirme, iki ayrı şahısta olduğu gibi tek kişinin isminde de vaki olabilir. Mesela ravi, Kâb bin Mürre diyecek yerde onu Mürre bin Kâb şeklinde rivayet ettiği zaman baba oğul, oğul da babanın yerine geçmiş olduğundan dolayı hadis senet yönünden maklup hale gelmektedir. Birbirinin yerine geçmektedir. Hadis metninde vuku bulan maklup bir ifade için de şu misali verebiliriz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledilen merfu bir hadiste kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirilecek olan yedi zümreden birisinin vasfı şu şekilde zikredilmektedir hadiste. وَرَجُلُنْ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ يَم۪ينُهُ. Yani sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizlice sadaka veren kimse. Buhari ve Müslim rivayetinden. Ancak bazı raviler bunu hatta لَا تَعْلَمَ يَم۪ينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ, yani sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyecek şekilde diyerek sağ elle sol eli birbirine karıştırıp hatalı yani maklup yapmışlardır. Doğrusu infak sağ elle verilir ve sol eli bilmeyecek şekilde gizli yapılması hadiste takdir buyurulmakta, takdir edilmektedir. Ama ravi bunları birbirine karıştırmaktadır. Hadiste kelimelerin birbirine zıt olarak yer değiştirmesi suretiyle vuku bulan bu türden maklup için ma'kus ifadesi de kullanılır. Yani kelimenin sağ ve sol tabirinde olduğu gibi aksi, zıttı ile değiştirilmesi, ma'kus yapılması demektir. Öte yandan bir ravinin yaygın olarak bilinen bir hadisini farklı ve ender rastlanan bir isnatla da naklediliyormuş zannı vermek maksadıyla yine aynı tabakadan bir başka raviyi onun yerine ikame etmek suretiyle rivayet edilen hadise mesruk denir ki bu bir nevi hadis hırsızlığı ve tedlistir. Fakat kasıtlı olmaksızın senette yer almayan bir ravinin senet arasında yanlışlıkla ilave edilmesine mezid fi muttasılil esanid denilmiştir. Muhaddisler bunu bir öncekinden farklı tutmuşlar, şiddeti tenkit etmemişlerdir. Ama her halükarda senetteki bu zıtlığa ve hatalı vuku bulan ifadeye dikkat çekmişlerdir. Hadisteki kalp yani maklup yapma işlemi sehven vaki olduğu zaman o hadis zayıf sayılmaktadır. Eğer kalp yani maklup vaziyet sehven değil de kasten yapılırsa bu defa o hadis maklup değil mevdu yani uydurma olarak nitelendirilir. Şayet bir ravi hadisin sahih olarak rivayet edildiği senedi terk edip onun yerine halkın rağbet ettiği başka bir senedi koyarak naklederse senetteki bu tahrifattan dolayı o hadis mevdu yani uydurma olarak nitelendirilir. Diğer bir kalp ya da maklup olma çeşidi birkaç ayrı hadisin senet ve metinlerinin birbiriyle yer değiştirilmesi şeklinde çaprazlama yapılma suretiyle yapılandır. Buna ıstılahta kalbi mürekkep de denilmektedir. Yani çoklu birbirini içine hadisleri eklemek, birbirinin senedini, metnini değiştirmek şeklinde. Bu bir çeşit senet uydurma demektir. Bununla birlikte bunu muhaddisler birbirinin hadislerdeki ezber, hıfz gücünü ölçmek için imtihan maksadıyla yaparlarsa buna uydurma hadis yerine muzdarip hadis demişlerdir. Nitekim İmam Buhari Bağdat'a geldiğinde alimler onun hadisteki hıfzını, itkanını ve ehliyetini test etmek, imtihan etmek maksadıyla 100 tane hadis hazırlamışlar. Bu hadisleri senediyle metinlerini birbirine karıştırıp tamamen maklup hale getirmişler. Ve İmam Buhari'ye sormuşlar. Maklup hadislerin okunması bitene kadar böyle bir hadis bilmiyorum diyen Buhari peşinden bu hadislerin isnat ve metinlerini tek tek yerli yerine koyarak onları tasih etmiş, doğrularını onlara sıralamıştır. Bunun bir benzerini de Yahya bin Ma'in ile Ahmet bin Hanbel dönemin meşhur hadis hafızı Ebu Nuaym Fazıl bin Dükeyn'e yapmışlar, onu sınamışlardır. Nitekim Yahya bin Ma'in Ebu Nuaym'ı denemek için ona ait 30 tane hadisini bir kağıda yazıyor. Ve her 10 hadisten sonra
Ebu Nuaym'a ait olmayan bir hadisi arasına yerleştiriyor. Bu hadisleri gittiğinde ona okumaya başlıyor. İlk 10 hadisi okuduktan sonra 11. hadisi okuduklarında Ebu Nuaym ben böyle bir hadis nakletmedim diyerek onu reddetti. Aynı şekilde diğer hadisler içinde de kendisine ait olanlarla olmayanı maharetle ayırt etti. Neticede onların bunu kendisini denemek için kasten yaptıklarını anladı ve onlara kızıp evinden dışarı çıkardı. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel, arkadaşı Yahya bin Mayne, ben sana böyle yapma, o sağlamdır, sika, güvenilir bir ravidir demiştim. Ezberi de kendisi de sağlam şahsiyet demiştim. Bunun üzerine İbn-i Mayn, böyle bir kovulma, yaptığımız bu zahmet yolculuktan daha hayırlıdır cevabını vermiştir. Bu şekilde güvenilir ravinin hıfzını, itkanını imtihan etmek suretiyle neticeyi görmüş, elde etmiştir. Maktub hadisler hakkında verilen bu bilgileri bir tabloda da şöylece gösterebiliriz. Maklup hadis, senet yönüyle yani isnatta da vuku bulabilir, metinde de vuku bulabilir. İsnatta olan maklup türü, bir raviyi bir başka raviyle yer değiştirme, ki buna mesruk deniyor, hadis hırsızlığı. Mesela bazı raviler için, huve sergul hadis, o hadis hırsızıdır derler. Yani bizzat kendi isnadıyla almamış olduğu, hocalar vasıtasıyla işitmemiş olduğu bir hadisi bir tabakada, bir dönemdeki ravinin ismini, adını başka bir raviyle değiştirerek kendisine bu şekilde geldiğini, kendi malı olmayan, kendi isnadı olmayan bir şeyi sahiplenip bu şekilde nakletmesine hadis hırsızlığı ve bu tür hadise de mesruk hadis denilmektedir. Bir nevi bu müdreç hadise de örnek olarak gösterilmektedir. Müdelles hadise de örnek olarak gösterilebilir. Yine senetteki kalbi mürekkep dediğimiz isnatta senetleri değiştirmek. Yani bir başka hadisin metnini bu isnada, bunun metnini o isnada vermek, farklı isnatları farklı metinlerle çorba yapmak, karıştırmak şeklinde ya da farklı metinleri bir isnada toplayıp bütününü topyekün hadis olarak rivayet etme şeklinde vuku bulan mürekkep yani terkip şeklinde çoklu şekilde yapılan isnat ve metin değişikliğine de kalbi mürekkep denilmektedir. Diğer isnattaki vuku bulan maklup türü yanlışlıkla bir raviyi senede dahil etmek. Buna mezid fi muttasil esanit denilmektedir. Hataen yapılırsa bu ravinin rivayeti bir nevi maklup olmakla ifade edilir, şaz olmakla ifade edilir ve reddedilir. Ama ravinin tamamen kendisi vatta yani uydurmacı olarak nitelendirilmez, o hadise uydurma denilmez. Ama kasıtlı yapılırsa o rivayete metruk, mevdu, münker gibi hususlar ve bununla ilgili nitelendirmeler söz konusu olur. Metinde maklup olan husus takdim tehir olabilir, yer değiştirme olabilir ama hadiste kelimelerin yerini, cümlelerin yerini değiştirirse buna makus yani aksini, zıttını ifade etme denebilir. Maklup hadisle ilgili bu türlü hususları belirtmiş olduk. Bir başka dersimizde daha başka bir zayıf hadis çeşidi üzerinde durmaya çalışacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.